nasıl? Yoğurttan faydalanır. Etin yani direkt kendisine alıyorsun. Tabii. Bunu işte ben zaman zaman televizyonlarda falan söylüyorum ama insanlar bunu daha anlayamadı. Vallahi. Ve geleneksel bir fermente sucuğumuzu kaybetmeyelim diyorum. Bununla ilgili projelerimiz de var. Bakın biz İstanbul Sabahattin Zahir Üniversitesi Yunan Üniversitesi bölümünde laboratuvarında çok güzel bir çalışma yaptık. Şu anda yayınlanıyor Ulusal Hakemlik Dergi'nde de kabul edildi yayınlanıyor. Yani piyasada satılan sucukların, piyasada fermente sucuk olarak satılan sucukların kontrolü ve geleneksel Türk fermente sucuğu ile karşılaştırılması. Yaptığımız çalışmada hem de tanınmış markalardan en az 10-15 tane markayı tararak sınıfta mı kaldı? Hem nasıl %70'i fermente sucuk falan değil. Salam türü, sosis türü, ısır işlem gördüğünüz sucuk ama etiketine fermente sucuk yazmış. Evet. Bak Türk toplumu tarihimizden nelere yani yönelmiş, nereye? Evet. Bu değerli ürününüzü al 100 bin liraya sat. İnanın müşterisi var ama tam böyle hakkını vererek yap. Ama evet, hileli olaylarda da tut kulağını kopar veya 1 liraya sat. Evet. İsteyen yesin. Yesin tabii. Peki maalesef şimdi süremizin sonuna geldik. Daha pastırmalar, pekmezler, turşular bunlara temas bile edemedik. Gelecek hafta o zaman bir kere daha bu konuyu temas edelim. Hocamızı bir kere daha misafir edelim.